filmimiz var. Dilerseniz şimdi gelin o filmi izleyelim. İstanbul'un gözbebeği Bostancı'nın altyapısını güçlendirdik. Daha güzel bir Bostancı için temelleri bugünden attık. İlk etapta açtığımız M8 metrosuyla Maltepe, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerini birbirine bağladık. Metro istasyonunun etrafında çevre düzenlemesi yaptık, İstanbulluları yeşil ve mavi ile buluşturduk. Çamaşırcı Dere Yaşam Varisi projemizin ikinci etabını tamamladık, semtin çehresini değiştirdik. 110 bin metrekarelik alanda 39 bin metrekare yeşil alan, 32 bin metrekare çim alan, çocuk oyun alanları, Beltur Kafe, sergi alanları, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla koşu parkuru kazandırdık. 1311 farklı türde ağaç dikimi yaptık, halka nefes aldırdık. Türkiye'nin ilk kaktüs müzesi olan Edizhun Kaktüs Evi'ni hizmete açtık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmaya, İstanbul'u doğayla uyumlu, çevre dostu bir kent yapmaya devam edeceğiz. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, saygıdeğer yöneticilerimiz, şimdi alkışlarınızla konuşmalarını yapmak üzere Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Esin Köymen'i sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz efendim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu, değerli ilçe belediye başkanlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ve ilçe belediyelerimizin kıymetli bürokratları ve emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, örgütümüzün çok kıymetli üyeleri, sevgili komşularımız, çok değerli sanatçımız Sayın Edison ve saygıdeğer işi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üç önemli eseri, Bostancı Metro İstasyonu çevre düzenlemesi, Edison Kaktüs Evi ve Maltepe'miz için de büyük bir öneme sahip olan Çamaşırcı Dere Yaşam Vadisi'nin ikinci etabının açılışlarını gerçekleştirmek için bir aradayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yeşil alanlara erişilebilirliğin sağlıklı bir toplumun temel ihtiyaçlarından olduğu bilinciyle yeşil alanları artırıyoruz. Kentte yaşayanların yürüyüş mesafesinde ulaşabilecekleri yeşil alanları komşularımıza kazandırıyoruz. İkinci etabının açılışını yaptığımız Çamaşırcı Dere Yaşam Vadisi, tüm komşu ilçelerimizle birlikte Maltepelilerin ve özellikle Anadolu yakasının nefes alabilmesini sağlayacak. Yeditepe Üniversitesi ile Bostancı sahili arasında kalan Çamaşırcı Dere Yaşam Vadisi, doğal yaşamın canlandığı, koruma kullanım dengesi gözetilerek rekreasyon alanlarının geliştirildiği bir kentsel park alanı olarak tasarlanmıştır. İstanbul'da yeşile ve çevreye duyarlı, kamusal alanların kent sakinleri için kullanıldığı bir 5 yılı yaşadık ve önümüzdeki 5 yılda yaşamaya devam edeceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde geçen ay kabul edilen ve ilçemiz Maltepe ile Kadıköy ve Üsküdar'ı birbirine bağlayan tramvay projesi de Bostancı metrosu ve inşaatı devam eden diğer metro projeleri gibi İstanbul'un trafik sorununun çözümüne büyük katkı sunacak ve hemşerilerimizin konforlu bir şekilde ulaşımını sağlayacak. Heyecanla beklediğimiz bu tramvay projesi içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi arkadaşlarımıza ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. 31 Mart 2024 seçimleri sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi koordinasyonu ile hem kendi ilçemizde hem de komşu ilçelerimizde önemli projeleri birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Biz Maltepe'de önümüzdeki 5 yıl boyunca adil, katılımcı, eşitlikçi ve kamucu bir belediyeciliği hayata geçirmek için çok çalışıyoruz. Bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz 5 yıl yaptığı çalışmalar ve önümüzdeki 5 yıl için hazırladığı projeler bizlere yol göstermektedir.
yaşam vadileri, kent lokantaları ve yaşam merkezleri gibi kadınların, emeklilerin, gençlerin, yaşlıların, çocukların yani toplumun tüm kesiminin erişebildiği hizmetlerle komşularımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek önceliklerimiz olacaktır. Bu bağlamda kentsel dönüşümü yalnızca bir bina yenilemesi olarak görmeyen, bir kentsel tasarım kapsamında kentin dokusunu da gözeten nitelikli yaşam alanları oluşturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki 5 yılda İstanbul Büyükşehir Belediye'mizle birlikte Gülsuyu Gülensu mahallelerimizde bunun örneklerini ortaya koymak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün çalışmalarımızla kentlilik bilinci ve kentsel yaşam standartları yüksek, ortak yaşam kültürünü geliştirmeyi hedefliyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Ekrem İmamoğlu Başkanımız ve çalışma arkadaşlarımızın yaptığı gibi bu dönemde bizler de ilçemizde toplumcu belediyeciliğin başarılı örneklerini hayata geçireceğiz. Komşularımızın Maltepe'de yaşam var diye bildiği katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışına hakim kılacağız. İstanbul'a ve ilçemize değer katan komşularımızın ihtiyaçlarını gözeten projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu projeler için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, çalışma arkadaşlarına ve emekçi yol arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Maltepe'mize, Kadıköy'ümüze, Ataşehir'imize ve tüm İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. Bizler de Maltepe Belediye Başkanımız Sayın Esin Köymen'e değerli konuşması için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi saygıdeğer İstanbulluların huzuruna Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Mesut Kösedağ'ı alkışlarınızla davet ediyoruz. Buyurunuz başkanım. Sayın parti meclis üyelerim, sayın il başkan yardımcılarım, sayın ilçe başkanlarım, sayın belediye başkanlarım, sayın meclis üyelerim ve değerli misafirlerimiz, hepiniz eviniz Kadıköy'e hoş geldiniz. Bugün bu güzel Kadıköy akşam üstünde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen toplu açılış töreninde sizlerle birlikte Kadıköy'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Sadece İstanbul'un ya da Türkiye'nin değil, Avrupa'nın dahi en güzel ilçeleri arasında yer alan Kadıköy, oldukça uzun bir süre olan yaklaşık 25 yıl boyunca komşularımızın yani sizlerin demokratik tercihleri sebebiyle dönemin Büyükşehir Belediyesi yönetimleri tarafından ne yazık ki hizmette ötekileştirilen ve sorunların çözümlerinde cezalandırılan bir ilçe konumundaydı. Bu süre boyunca komşularımızın taleplerine ve kentlilerimizin sorunlarına dair Büyükşehir yönetimince tek bir destek görmeyen, tek bir çivi dahi takılmayan ilçemiz için 2019 yerel seçim sonuçları büyük bir rahatlamanın da başlangıcı oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde kazanılan zaferle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sadece yönetim şekli değil, büyük bir zihniyet değişimi de gerçekleşti. 2019'dan bu yana ilçe belediyelerine hangi parti yönetiminde olduğuna bakılmaksızın aralıksız hizmetler ulaştırılmaya, kentimizin ve elbette komşularımızın ihtiyaçları giderilmeye devam ediyor. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde gelişmiş demokratik toplumlarda olması gerektiği gibi eşit ve adil bir hizmet politikası yürütülüyor ve bir Pendikli'nin ihtiyaçları nasıl gideriliyorsa Maltepe'nin ihtiyaçları da aynı ölçüde gideriliyor. Bir Kadıköylü Büyükşehir Belediyesi'nden ne kadar hizmet alıyorsa Fatihli de siyasi tercihlerine bakılmaksızın aynı derecede hizmet alıyor. Kadıköy Belediyesi olarak 2019'dan bu yana büyük bir keyifle tecrübe ettiğimiz bu zihniyet değişiminin eşit ve adil belediyeciliğin çok değerli somut çıktılarını bugün burada hep birlikte görüyoruz. Burası hem Bostancı bölgemizdeki kamusal alan sıkışmışlığına alternatif sunan, komşularımıza yeni yeşil alan imkanları getiren, trafik sorununun yanı sıra otopark sorununa da çözüm bulacak olan, kentimizin toplu ulaşımda en çok ihtiyaç duyduğu kuzey-güney aksını güçlendiren ve bütün bunları bütüncül bir yaklaşımla yapan bir yaşam vadisi, bir kamusal alan ve bir ulaşım merkezi özelliği kazanmış durumda. İşte bu açılış töreninde görmüş olduğumuz bu bütüncül yaklaşım
ve yıllardır bekleyen sorunlarımızda getirilen hızlı çözümler aslında tecrübe etmeye başladığımız zihniyet değişiminin de en somut göstergesi. Kadıköy'ümüze bu değerli katkılarından dolayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, çok değerli Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına, çalışanlarına ve elbette emeği geçen herkese, sadece bir Kadıköy Belediye Başkanı değil, bir Kadıköylü vatandaş olarak da çok teşekkür ediyorum. İyi ki bugün buradasınız. Hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Bizler de Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Mesut Kösedağ'a değerli konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere coşkulu alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Çok teşekkürler. Çok naziksiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok hiç yapmadığım bir şey, gecikmeli bugün aranızda olduğum için ve bu programı biraz geciktirdiğim için hepinizden özür diliyorum. Ama çok değer verdiğim bir büyüğümüzü hastanede ziyaretiyle ilgili bir program biraz aksayınca ona geçmiş olsun ziyaretimi yapmakla yükümlüydüm. Allah şifasını versin. Onun için biraz geciktim. Kusura bakmayın. Burada çok kıymetli konuklarımız bizlerle birlikte, özellikle değerli önceki dönem genel başkan yardımcımız, milletvekilimiz Bihlül Hanım, sevgili Tamaylıgil, yine parti meclis üyelerimiz bizlerle birlikte, çok kıymetli belediye başkanlarımız bizlerle birlikte, yine ilçe başkanlarımız, partimizin değerli üyeleri, yöneticileri bizlerle birlikte. Tabii siz değerli hemşehrilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler ve özellikle çocukları ve gençleri sevgiyle kucaklıyorum. Tabii bugünün bir de ev sahibi var. Hepimizin böyle hayranlıkla yıllarca izleyip durduğu ve hala izlerken de hani bize hem bir tebessüm hem de böyle bir bu ülkenin bir evladı olma gururunu yaşatan çok kıymetli sanatçımız Edison burada bizlerle birlikte. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii amacımız ne? Açıkçası güzel bir şehri var etmek. Bu şehri yaşanabilir, yaşam kalitesi yüksek hale getirmek, vatandaşımızı yüksek konforla, böylesi güzel alanlarla, yeşil alanlarla buluşturmak. 2019'da neyi söylediysek aslında bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bu kadim, bu güzel kenti ranta, betona teslim etmeyeceğiz. Ve bu şehre milyonlarca metrekare yeşil alanı hep birlikte kazandıracağız demiştik. Hala aynı sözümüzü yerine getirmekte yola devam ediyoruz. Çevreyi koruyan altyapıları yapacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarını en etkin şekilde kullanacağız. Şehrimizin sürdürülebilir, dayanıklı bir kent haline gelmesi için var gücümüzle çalışacağız. Vatandaşlarımızın içinde yaşayıp nefes alacakları, sosyalleşebilecekleri aktif, kaliteli yeşil alanları arttıracağımızın işte bütün yukarıda söylediğim cümlelerin altına dizerek sözünü verdik. Sözünü çok şükür geçtiğimiz 5 yılda tutmak bize nasip oldu. İstanbul'da ormanları, dere yataklarını yeşil alanlara imara asla sokmadan orayı halka açan bir anlayışa taşıdık ve tam ne oldu biliyor musunuz? Sadece 5 yılda 13.125.000 metrekare yeni aktif, pırıl pırıl yeşil alanı sizlerin hizmetine kavuşturduk. Bu çok değerli bir sonuçtur. Bu süreçte 5 tane kent ormanını, aynı zamanda yine açtığımız gibi 15 tane yaşam vadisi sürecini başlattık ki bunun sayısını 21'e çıkaracağız ve inşallah İstanbul'da
çok değerli yaşam vadilerini hayatımızın en önemli yaşam alanları haline getireceğiz. Yaşam vadileri bizim Yeşil İstanbul vizyonumuzda çok önemli bir yer tutuyor. Yaşam vadisi fikrimizin tohumları 10 yıl önce göreve başladığım bu günlerde, bu aylarda Beylikdüzü'nde başlamıştı. Orada şu anda 1,5 milyon metrekareye aşan muazzam bir yeşil alana dönüştü o yaşam vadisi. Şimdi bunun benzerini İstanbul'un bütün dere yataklarında, özellikle kuzeyden güneye, insanlarımızın kent içinde hem bir ulaşım alanına hem bir yaşam alanına dönüşen olağanüstü güzelliklerle dolu tasarım alanlarına dönüştürdük buraları. Tam da şu anda bulunduğumuz bu bölge aslında devamında Çamaşırcı Dere diye tariflediğimiz vadimizle hem Kadıköy sınırları hem Maltepe hem Ataköy sınırlarını da içine alan ve yukarıya doğru devam eden bu vadiyi de yaşam alanına, yeşil alana dönüştürmenin başlangıcındayız. Yani biz burada 110 bin metrekarelik Çamaşırcı Dere Yaşam Vadisi'nin bir nevi ikinci etabını açmanın keyfini yaşıyoruz. Tabii burada arkadaşlarım çok iyi tasarlamışlar. Yeşil alan, basketbol, fitness sahaları, çocuk oyun etkinlik alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve aynı zamanda burada her yaştan vatandaşımızın spor yapacağı, ailesiyle birlikte doya doya vakit geçireceği bir alana dönüştürdük burayı. Bugün ayrıca burada şunu da söylemek istiyorum. Metro istasyonu çevre düzenlememizin etrafında yaptığımız burada hemen yer altında Bostancı istasyonun hemen bitişiğinde çok değerli bir kapalı otoparkı da yapıyoruz. 5 katlı yaptığımız bu kapalı otoparkta 45 bin metrekare, 3 adet giriş çıkışı olan tam 854 adet aracı park edebileceğiniz, 252 tane de motosikleti park edebileceğiniz otoparkı yapıyoruz. Burayı da 3 ay sonra hizmetinize açacağız. Böylelikle yolların daralmasını yaşamayacaksınız ve özellikle parklarla doğal yaşam alanlarını, insanların caddelerdeki kaldırımlarla trafik akışını engelleyici birçok düzenlemeden de kurtulacaksınız. İçiniz rahat olsun, dediğim gibi yeşil alanı betona ranta değil, yeşil alanı insanların kullanımını açmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Tabii bugün çok özel bir durumla da karşı karşıyayız. O da nedir? Aslında müzecilik ile Yeşil İstanbul vizyonumuzu bir araya getirerek yapmış olduğumuz bir değerli çalışma. O da hemen karşımızda bulunan Bahçe Marketimizin iç bölümünde sizlerin hizmetine kavuşturduğumuz bir kaktüs evi var. Burası çocukluğumuzun, az önce de ifade ettiğimiz gibi, hala keyifle izlediğimiz unutulmaz jönü değerli sanatçımız Edison'un hayat boyu biriktirdiği, ki Edison çevre mühendisi, biyolog, yani aslında bilim tarafıyla da çok özel bir büyüğümüz. Kendisi tam 132 parçadan oluşan kaktüs koleksiyonunu yıllardır biriktirdiği, gözünün nuru gibi baktığı kaktüs koleksiyonunu bizlerle paylaştı ve şimdi burada sizlerin bir nevi eğitici bir gezinize sebep olacak müzeye geldi. Burada sizlerle buluşuyor. O da hayırlı uğurlu olsun. Tabii emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben bu şehirdeki her insanımızın mutlu, huzurlu, keyifli olmasını istiyorum. Ve bu şehrin beyefendisi, hanımefendisi, çocukları, genci, çağdaş, uygar, medeni, memleketimizin bütün manevi değerlerine saygılı, birbirine saygılı, birbirini seven, saygı gösteren bir toplum olma bilinciyle hepimizin çok büyük ihtiyaç duyduğu, hem şehrimizdeki huzura, hem ülkemizdeki huzura ve inanın
yakın çevremizdeki ülkelerdeki huzura bile temel olacak bir yaşamı hediye etmekle yükümlü görüyoruz hepimizi. Bu manada toplumsal vicdanımızı, toplumsal o birlik bütünlüğümüzü de kuvvetlendirecek sanatçılarımızın, o güçlü dostlarımızın, büyüklerimizin bize çok özel anıları sunan o değerli insanlarımızın bu güzel emeklerini ve gayretlerini gördükçe aslında daha yapacak çok işimiz var diye önümüze bakıyor oluyoruz. Bu bakımdan az önce yan yana dururken benim şıklığımdan ve güzel duruşumdan bahsetti. Hele hele Edison gibi yakışıklı bir insandan böyle bir iltifat duymak elbette benim değerli bir ödülüm oldu. Teşekkür ederim ama bunu Edison'dan duymak başka bir şey herhalde. Ben bana göre gerçekten bu güzel ülkemizin ve şehrimizin de hemşerisi olan sanatçımız Edison'u yanıma davet etmek istiyorum ve onunla bu açılışı yapmak istiyorum. Buyurun Sayın Edison. Türk sinemasının efsane ismi Sayın Edison şu anda sahnemizde. Kürsümüzü görevli arkadaşlarımızdan rica edeceğiz. Ama öncesinde Sayın Edison'un duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Çok teşekkür ediyorum. Yani hakikaten siz olağanüstü hoş bir insansınız ve kıyafetiniz de çok yakışmış, öyle değil mi? Şimdi sizi sevgim ve saygımla selamlıyorum. Muhabbetle kucaklıyorum. Benim için de çok müstesna bir gün. Ve bu saatleri idrak etmekte olduğum için çok mutluyum. Şimdi bu çok kısa, tabii biliyorum sevgili başkanımızın çok yoğun bir programı var. Sizleri de tabii fazla ayakta tutmak istemiyorum ama bazı hislerimi sizle paylaşmama lütfen müsaade buyurunuz. Sene 2020, aylardan Haziran 19. Sevgili Ercan, şimdi başkan oldular, belediye başkanımız. O zaman Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanıydı. Ediz abi dedi, Ekrem Bey geliyorlar, sizi evinizde ziyaret etmek istiyoruz. Aa dedim, şeref duyarım, onur duyarım, buyurun dedim. Telaşlandık eşimle birlikte, hazırlığımızı yapmaya çalıştık ve teşrif ettiler evimizi. 18-20 kişilik bir grupla oturduk, sohbet ettik. Daha sonra dedi ki, Ediz Bey dedi, sizin dedi bir kaktüs koleksiyonunuz varmış. Onu görebilir miyim dedi, hay hay başkanım dedim. Yukarı terasa çıktık, çatı katına. Oo dedi, bakın şimdi burada çok önemli bir noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Oo dedi Ediz Bey, bunlar çok özel bitkiler. Bunu aziz halkımız da görsün. Mutlaka bir sera yapalım, bunları halka sunalım dedi. Bakın bu çok önemli bir şey. Yani böyle bir görüşe sahip olmak hakikaten çok son derece yüksek bir asil bir ruha sahip olduğunun işareti. Bu bir iltifat değil başkanım. Yani bakın, tabii dedim efendim, siz nasıl buyurursanız biz dedim amadeyiz. Ve hay hay, ben her türlü şeyi, imkanı size hazırlarım dedim. Ve aradan seneler geçti. Evvela adada yapılacaktı. Sonra başka projeler geliştirildi. Projeyi geliştiren de Çağatay Bey, bugün gelmedi galiba. Profesör kardeşimiz, çok değerli bir kardeşimiz. Onun mimarları da var, Ali Can'la Ali Bey. Onlarla birlikte bir proje yapıldı ve nihayet, uzatmayayım, burada bu müstesna sera inşa edildi. Ama bu inşa sürecinde çok büyük emeği olan arkadaşlarımız var. Eğer müsaade ederseniz onları da isimleriyle burada saygıyla kucaklamak istiyorum. Birincisi tabii Ali Sukas Bey, Ağaç Genel Müdürümüz. Son derece müstesna bir insan. Bize her türlü imkanı sağladılar. Teşekkür ediyorum. Metin Aras diye bir yüksek mühendis kardeşimiz var. Başından itibaren adeta her gün buradaydı. Neredesiniz Metin Bey? Bilmiyorum, buralardasınız herhalde. Tevazu sahibisiniz, biliyorum. Yani müthiş bir yakınlık gösterdiler. Çalışan mühendisler, arkadaşlarımız. Bizim kaktüs derneğimiz var. O dernekte görevli olan arkadaşlarımız Ediz Bey dediler, biz de kaktüs verelim. Onlardan da kaktüs geldi. Onların da koleksiyonlarının belirli bir bölümünü
burada sizlere sunma imkanı bulduk. Çok mutlu oldum. Veli Bey var, Ömer Bey var, hep aramızdalar. Mümin Bey gelemedi. Başka kim var? Erdinç Bey var. Hepiniz buradasınız. Tebrik ediyorum. Sizin sayenizde bu değerli sera bu şekle dönüştü. Ben tabiatıyla en büyük teşekkürümü, ayrıca şükranlarımı sevgili Ekrem Başkanıma sunuyorum. Hakikaten bu müthiş bir şey. Ben yani hiçbir zaman, bakın ben belirli yaşa gelmiş bir insanım. 84 yaşındayım ben. Ama gördüğünüz gibi zıplıyorum. Bir şeyim yok yani. Allah'a şükürler olsun. Yani ama bu benim için büyük bir mutluluk. Bakın her zaman söyledim. Ediz önemli değil. Önemli olan kaktüsler, bu sera. Sizlerin görüşlerine hazırlanmış olan bu sera önemli. Onun için ama lütfettiler. Büyük bir zarafet örneği gösterdiler. Edison kaktüs evi demişler. Çok teşekkür ediyorum Ekrem Başkanıma, Ali Sukas Bey'e, Metin Bey'e. Dediğim gibi daha ismini sayamadığım birçok insan var. Mesela bilmiyorum gördünüz mü, Nezahat Gökyiğit bir botanik parkı var, olağanüstü. Orada bir ziraat mühendisi, müstesna bir kardeşim var. Neredesin Fatma? Fatma neredesin? Göster kendini. Evet, Fatma Gülenç, ziraat mühendisi. Burada yani bizim çalışmalarımızın %85'ini kendisi bil fiil çalışarak meydana getirmiştir. Ben çok vefalı bir adamım. Onun için bunların isimlerini hepsini saydım. Unuttuklarım olabilir ama sizlerin sayesinde bu değer kazanacak. Ayrıca tabiatıyla hepsini vermiş değilim. Bir bu kadar da adadaki evimde koleksiyonum var ayrıca. Yine sizleri bekliyorum. Efendim saygılar, sevgiler ve sevgili başkanıma muvaffakiyetler diliyorum. Bakın hakikaten sizin sevdiğiniz gibi hepimiz onu çok seviyoruz. Eyvallah. Güzel bir insan. İyi yürekli bir insan. Eyvallah. Hassas bir insan. Yavrum benim. Sağ ol. Var ol. Hepinize saygılar, sevgiler. Güzel, sağlıklı bir yaz dönemi diliyoruz. Hep birlikte. Teşekkür ederim. Sımsıcak, sevgi dolu mesajı için çok teşekkür ediyoruz. Yaşayan efsane, Türk sinemasının muhteşem ismi Sayın Edison'a ve şimdi artık kurdele kesimi gerçekleşecek. Kıymetli eşi Berna Hanım'ı da alabilir miyiz? Değerli protokol üyelerimizi sahnemize davet edelim lütfen. Hoş geldiniz Berna Hanım. Değerli belediye başkanlarımızı da davet ediyoruz bu tablonun içerisine. Parti meclisi üyelerimizi sahnemize davet edelim. Değerli ilçe başkanlarımızı da alabilir miyiz lütfen? Bu güzel tablonun içerisine buyursunlar efendim. Özellikle hanımefendileri ön kısma doğru da davet edelim. Beyefendilerden rica edelim hanımefendilere. Yardımcı olmalarını teşekkür ediyoruz. Ve makaslarımız şu anda hazır. Kurdelemiz hazır. İstanbul'umuza hayırlı ve uğurlu olsun dileklerimizle kurdelemizi kesiyoruz. İstanbul'a yaşanabilir yeşil alanlar, sanat ve çevre dostu muazzam bir tesis daha kazandırılıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, sevgili İstanbullular, dileyen misafirlerimiz, saygıdeğer Edison'un ve sevgili çalışma arkadaşlarımızın emekleriyle gerçekleştirilmiş Edison Kaktüs Evi'ni gezmek isteyen vatandaşlarımız hemen Bahçe Market'in önündeki Kaktüs Evi'ni gezmeye başlayabilirler. Böylelikle törenimiz sona erdi. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz efendim.